top. Fatma Ciğerli'nin önünde kaldı. Adaşı Fatma Nur Çili böyle avladı. Durum 1-1. Eksik oynadığı dakikalarda golü kalesinde görüyor Gaziantep Polis Gücü. Sinem hareketlendirecek oyunu. Ayakta müdahale. Emine Çelik. Yeter şimdi. Sağdan içeri giren oyuncuyu görmedi. Görse çok tehlikeli olacaktı. Geç kaldı atmadı. Müdahale Tuğba Yerlikaya'dan. Durum 1-1. Maç aslında bir nevi yeniden başlamış gibi oldu. Tempo yeniden yükselmeye başladı. Yeter içeri orta. Top boşta. Circle içinde ve ilk penaltı korner. Evet, etkili oyuncular var penaltı kornerde. Songül, Perihan. Yani iyi bir stoper var. Topçu enjektör iyi bir Gamze sert top çıkartıyor. İzliyoruz. Pozisyon tekrarını izledik. Panik halinde. Elif Gizem son bir temasta bulundu ayağıyla ve sonuç olarak İlk penaltı korneri kazanıyor Polis Gücü. Orada Perihan'ın cezası da sona erdi. Alan Yıldızları eksik savunmayla bakalım bu hatayı savuşturabilecek mi? Sol üst köşeye filik denemesi yapabilir. İlk topu kendi deneyecektir öyle düşünüyorum. Savunmada da etkili oyuncular var. Emine Bahçıvan orada, Kübra orada, Tuğçe orada. Tecrübeli bir kaleci var. Evet. İşaret geldi. Songül vuruş geldi. Kaleciden döndü. Sonrasında bir temas. İzliyoruz. Fatma Songül. Vuruşu süpürme, senin. Süpürme vuruş denemiş. Ben filik tahmininde bulunmuştum. Çünkü o yüzdesi yüksek. O şekilde şansını denedi. Evet, çok eksik yakalandı Gaziantep Polis Gücü. Tehlikeli bir atak. İçeriye orta geldi bu arada. Mizgin circle'da pasını aktardı. Sert bir vuruş gelmedi bu arada. Orada bir son temas. Kaleci Fatma uzaklaştırıyor. İyi bir fırsattı Alanya Yıldızları adına. İzliyoruz. Mizgin pasını aktardı. Sonrasında Özge de arka direkteki arkadaşı. Özge'den daha kaliteli bir vuruş bekliyordum ben açıkçası. Yine atak Alanya ekibi. Emine yerden gönderdi. Top savunmadan sekti ve uzun korner. Korner. Fatma Nur Çil görüntüye yansıdı az önce. Ayla Esen hareketlendirdi oyunu. Pas içeriye doğru kimse yok o noktada. Kademede Gamze Nur. İlk yarı için son 5 dakika ve durum 1-1. Meryem faale maruz kaldı. Hemen hareketlendirdi. Meryem. Fatma Songül. Faul. Faul yapan Fatma Songül. Fatma Songül her an itirazdan kart yiyebilir. Emine iyi kontrol, Emine döndü. Iyi İki iyi hareket. Top kaybı. Emine Bahçıvan. O da top kaybetti. Meryem bıraktı. Perihan. Pasını aktardı ama kimse yok. Meryem'in pası. Fatma Songül pozisyonu kaybetti. Oyun devam ediyor. İçeriye sert bir orta, yüksek bir top geldi ama stik dışında bir temas söz konusu. Yakın oyuncu ve 5 metreden yakın bir oyuncu, yüksek top. Emine.
Tahçesine paralel bir koşu yaptı. İçeriye doğru bir pas ama kimse yok. Circle'da. Mizgi'nin oralarda olması gerekiyor ama önde kaldı. İlk yarıda son 4 dakika. Sinem. Emine Çelik topu kaybetti. Oyun devam ediyor bu arada. Öykü Yıldız. Yakın planda yüzünde bir mask var. Emine hareketlendirdi. Pınar Yılmaz'a çarpan top. Bu tip pozisyonlarda içeriden orta alana çıkan oyuncuların top alması, top istemesi gerekiyor. Yoksa oyun orada sıkışıp kalacak. Yine Alanya atağı. 5 metrelik bir kendi mesafe anlaşmazlık yaşadılar. Sağlanmadığı için hücum el değiştirdi. Fatma Songül çok hızlı. 2 oyuncu var Alanya savunmasında. Kübra riske girmedi. Perihan şimdi topu aldı Perihan ama o da topu kaybetti. Perihan Çınar. Özge Çalayır. Müdahale yapan isim. Ece orada iyi yetişti ve iyi hamle yaptı. Yoksa tehlikeli olacaktı. Yerden bir pas. Kademede Gamze Nur yine müdahale yapıyor. Bir ayakla temas söz konusu Özge Çalayır. Yeter. Yarı sahayı kolay geçti. Yeter Çelik yerden gönderdi. Meryem için bir top kaybı. Bu pozisyonda Emine'nin ve Fatma Ciğerli'nin bir an önce kendini savunma oyuncularını kenarına atması gerekiyor. Markajda kaldıkları için Kübra da atacak oyuncu bulamadı ve ortadan atmaya çalıştı. Bu arada itirazlar sonrası. Perihan Çınar. Herhangi bir kart gelmedi, uyarı geldi. Bir önceki pozisyonda o yeşil kartı görmüştü Perihan. Evet. İçeriye sert bir orta. Top Alanya ekibinin. İlk yarıda son 1 dakika 45 saniye. Yüksek bir top. Kübra Güzelal'dan. Meryem. Sinem. Emine Çelik. Tekrar Sinem. Oyun devam ediyor. Pınar Yılmaz şimdi. İki oyuncu arasında. Perihan. Emine karşıladı. Oyun devam ediyor. Perihan circle'a sokulacak. Perihan vuruş yaptı. Topu ağlara gitti. Evet, bence rejiden bunu geriden almasını isteyelim. Rica edelim. Golün öncesi hazırlanışı. Çok net 5-6 tane iyi paslaşma var. İlk yarının son anlarında tekrar öne geçiyor polis gücü. Perihan Çınar durumu 2-1 yaptı. İzliyoruz. Evet, bakın buradan hep tık tık iyi paslaşmalar, siteye paslaşmalar. En sonunda Perihan tabii orada tekniğini konuşturdu. Perihan kendi gitti circle'a doğru. Sonrasında sağında ve vuruş yaptı, topağlara gitti. 28. dakikada tekrar öne geçiyor Perihan Acar'la. Polis gücü 2-1 üstün. İlk yarıda son anlar, son saniyeler artık. Siren sesinin duyulmasına. Yüksek bir top geldi. Songül'ün topunda kimse yok o noktada. Kübra. Top kaybı. Meryem şimdi çok hızlı. Meryem. Meryem Uymak pozisyonu kaybetti. Kademede Ece Şahiner. Ve siren sesi duyuldu. İlk yarı 2-1 sona eriyor. Polis gücü son anlarda tekrar öne geçiyor. Golleri izleyeceğiz. Alanya ekibi
geriden geldi. Dengeyi sağladı ama son anlarda savunmadaki gediği iyi değerlendirdi. Perihan Acar tekrar öne geçiriyor Gaziantep Polis Gücü'nü. Goller ekranda. İlk olarak Fatma Songül sahne aldı. Ata sürükledi. Sonrasında Meryem Oymak sahana çekti. Vuruşu yaptı. Henüz ilk saniyelerde golü buldu Polis Gücü. Öne geçiyor Gaziantep ekibi. Sonrasında karşılık 20. dakikada Fatma Ciğerli'den geldi. Alayın Yıldızları durumu 1-1'e getirdi. Fatma topu önünde buldu. Kaleci Fatma Nur Çil'den seken topta bomboş pozisyonda yeniden dengeyi sağlayan golü kaydediyor. Fatma Ciğerli ilk yarının son anlarında sahne alan bu kez deneyimli isim Perihan Acar oldu. Circle'a sokuldu. Pozisyon buldu ve golü attı. Tekrar Polis Gücü öne geçerek ilk 30 dakikayı önde tamamladı. Gaziantep Polis Gücü 2, Alanya Yıldızları 1. İlk yarı skoru yaklaşık 5 dakikalık aranın ardından yeniden bekliyoruz. Atakan, ben orada şey dedim ya. Biz o golün tekrarını izlerken Alanya Yıldızları pozisyon buldu dedim. Ama pozisyonu izleyemedik demedim yani. Golü izleyemedik demedim. Yok yok öyle demedim. Hayır. Biz o pozisyonu tekrar izlerken Alanya Yıldızları golü buldu. Gol pozisyonu buldu. Öyle bir şey dedim. Ben gerçeği söyleyeyim. Ben bir dakika hocam gerçeği söylüyor. Ben gerçeği söyleyeyim. Ben Atakan Bey gelecek bir yemek söyledim size. Ondan yollayacağım. TV Plus'tan yeni saralım. Hocam şey diyor yani Atakan ne dediyse doğru dedi. Geliyorum baştan sonra. Geliyormuş o şimdi. Ama maçtan sonra hemen geliyorum. Bak hemen atlıyorum görüyorsun. Senin kalbini tekrar kazanmaya çalışıyorum. Atakan. Tatlıyı. Tatlıyı hak edeceğim. Tatlıyı. Ulan şu tatlı günlere kardeşim. Ha öyle mi?
Ha yok, ben söylerim vallahi, hiç acıma. Yönetmenimiz Atakan Çalışkan şu an hasret çekiyor diyeceğim. Hollanda'da sevgilisi diyeceğim. Hollanda'da hokeyi çok iyi oynanıyor diyeceğim. Yani oradan girelim diye düşündüm. Doğru. Doğru yani, bu yalan mı bilmiyorum. Hollanda hokeyin merkezi. Almanya, Hollanda birlikte çekiyor. O yüzden oradan gireceğim ben. Son 10 saniye. Son 10 saniye. Yeniden birlikteyiz. 2-1'lik üstünlükle ilk yarıyı tamamlamıştı Gaziantep Polis Gücü ve ikinci yarı birazdan başlayacak. Alan Yıldızları ekibi mücadeleye hareketlilik kazandıracak. İlk yarıda tempolu bir mücadele ortaya koymuşlar iki ekip ve 1-0 öne geçen Polis Gücü ilk saniyelerde golü buldu. Sonrasında ikinci çeyreğin ortalarında yeniden dengeyi sağladı Alanya ve son bölümde de ilk yarının son anlarında tekrar öne geçmeyi başardı Polis Gücü. Fatma Songül çok iyi çıktı. Fatma Songül iki oyuncu arasında faul bekledi. Oyun devam etti. Hatta bir penaltı beklentisi. Meryem şimdi tekrar hata tazeleyecek. Polis Gücü adına Emine karşıladı. Pınar Yılmaz. Çok net bir müdahale Pınar Yılmaz'dan. Sitenin tersiyle müdahale etti diye herhalde çaldı. İzliyoruz. Etkili, ilk birinci periyottaki gibi Polis Gücü etkili başlamaya çalıştı. Pozisyonun tekrarını izledik. Yeniden bir atak tazeleyecek. Gaziantep Polis Gücü geriye çekildi. Sinem. Gamze Nur. Pas yeni bulmadı. Emine de topa hakim olamadı. Faul düdüğü geldi. Emine Bahçıvan. Ayla. Ayla çok iyi sıyrıldı. Ayla Esen. Circle'a doğru bir pas geldi. Top sekti. Vuruş gelmedi. Çok net fırsat. Öykü Yaldız. Öykü iyi bir pozisyonu değerlendiremedi. Alanya ekibinin ikinci yarıdaki en net fırsatı ve bu da az önceki faul pozisyonu. Evet, şimdi Alanya Yıldızları önde pres ve baskı yapmaya çalışıyor ama en önemli oyuncularını ortada açık bıraktı. Adam paylaşmada yanlışlıklar yapıyorlar maalesef. Özge topu arkada önüne aldı. Boş. Özge bıraktı. Yine bir vuruş gelmedi. Son anda yine kademede arka direkte Öykü Yaldız temas edemiyor. İzliyoruz. Circle'a doğru çok güzel pas. Özge Çalayır'dan. Belki yüksek bir top olduğu için vuruş net bir şekilde yansımadı. Evet. Öykü Yaldız bu pozisyonda da beraberlik golünü getiremedi. Bu tip çıkışlarını Alanya'nın iyi kapatması lazım. Yoksa daha çok tehlikeli olacak Gaziantep Polis Gücü. Gamze zor havalandırdı ama içeride neredeyse yetişiyordu Tuğba Küpeli. O koşu kontrolü sağlamasına yeterli olmadı. Korner. Fatma Songül hemen hareketlendirdi oyunu. Fatma circle'a sokuldu. Oyun devam ediyor. Emine Bahçıvan. Pası yerini bulmadı. Bu arada Emine yerde. Bir sakatlık söz konusu ama. Yeter circle'da. Yine kayarak müdahale. Kübra güzel aldan. Neyse ki Emine Bahçıvan burada yerde kaldı, acı içindeydi. Evet, Meryem görmedi yerden kalkabildi. Gelen Emine'yi. Sinem. Kanada doğru bir pas ama kontrol gelmedi Emine Çelik'ten. Yusuf Kasım görüntüde. Evet, pasa sinirlendi. Şimdi aynı şekilde Tuğçe'nin de oyunu sağ kanata yıkması gerekiyor ama ortaya karambol top attı. Bu bence yanlış. Fatma Songül.
Fatma top hala onda. Pasını aktarmayı başardı. Meryem'den bir atış geldi ama son bir temas Perihan. Kaleciyi geçemiyor. Hücum el değiştiriyor. Evet, Perihan iyi tipledi topa. İzliyoruz. Fatma Songül hata sürükledi. İçeriye doğru gönderdi. Sonrasında Meryem ortasında Perihan'ın bir teması var. Perihan kaleciyi geçemedi. Meryem. Oyun devam ediyor. Top kaybı. Fatma Songül. Yine Fatma. Müdahale savunmadan bir ayakta müdahale. İzliyoruz. Fatma Songül çok tehlikeli bir isim. Alan yıldızları circle içerisine sokulduğu an kolye burun buruna gelebiliyor. Gol kraliçeliğinde de şu ana kadar 25 sayısı var. Geçen 5 maçta, 6 maçta 25 sayı çok önemli bir istatistik. Evet, sıyrılabilseydi etkili bir hücum olacaktı Özge. Evet, alıyorsun. Elif Gizem. Kübra. Top sekti, Perihan'da kaldı. Oyun. Müdahale Elif Gizem'den. Emine Bahçıvan. Top Yeter Çelik'te kaldı. Yeter geçemedi rakibini. İçeriye sert bir orta. Gol pozisyonu. Kaleciden döndü, ikinci vuruş. Yine gol getirmedi. Ve oyun devam ediyor avantajlı. Pınar İlmaz yerde kaldı. Meryem içeriye çevirdi. Fatma Songül'e gelmeden bir penaltı korner kararı. Ayla yakın planda. Buradaki müdahalesi bir ayakla temas söz konusu ve bir penaltı korner daha kazanıyor. İkinci penaltı korneri maç boyunca. Bakalım bunu nasıl değerlendirecekler. Şimdi oyuncular bir araya geldiler. Ne yapacaklarına karar veriyorlar. Penaltı korner sayılarına baktığımızda Fatma Songül'ün 4 golü var. Meryem Oyman 2, Perihan Çınar'ın da 2 golü. Bu sefer Perihan herhalde topun başına geçecek. Yeter Çelik çıkış noktasında penaltı korneri hareketlendirecek. İşaret bekliyor yerden şimdi. Yerden sağ ve sol alt köşeye atabilir. Altı kişilik circle önünde polis gücü, hücum oyuncuları. Evet, beklememizdeki sebep şu: masklar diğer kale arkasında kalması. Oyuncular sağlıklarını koruyabilmeleri için yüzlerine mask takıyorlar. İsterse 4 oyuncu takabilir bunu, isterse hiçbir de takmayabilir ama sağlıkları açısından takmaları gerekiyor. Evet, penaltı kornerde yüksek bir top geldiği takdirde tabii. Evet, tehlike arz edebilir. Evet. Oyuncuların ağızlarında dişlikler var, tekmelikleri var. Su bazlı ayakkabıları var. Ellerinde eldivenleri var ama bu ekstrem bir durum penaltı kornerde. Ve şimdi masklar da yerini alacak. Sahiplerini bulacak. Oyuncuları da konuştular. Şu an ne yapacaklarına karar verdiler. Çünkü herkes birbirini çok iyi tanıyor. Nasıl bir hücum gerçekleştireceğini tahmin etmeye çalışıyorlar. Yeter topun başında, işaret bekliyor. Sinem durdurdu. Perihan ikinci çalım, üçüncüsü gelmedi. Sinem top önünde buldu ama top kaybı. Hızlı hücum tehlikeli olabilir. Tuğba Küpeli. Perihan. Top kaybetti.
Elif Gizem uzun bir top. İyi bir kontratak olabilir. Çabuk vermesi gerekiyor ama hata. Emine Bahçıvan pozisyonu kaybetti ve yani faul. Emine topu kaliteli bir şekilde sağ kanata iletebilseydi tehlikeli bir hücum çıkacaktı. Emine geriye oynadı. Yeter. O da en geriye. Evet, önü çok açık, boş. Kat edebilir topla biraz. Evet. Gamze Nur. Kimseye dokunmadan top dışarı gitti karşı kalenin çizgisinde. İzliyoruz. İki pozisyonda Kübra Güzelal havalanan topu iyi değerlendirmiş. Görüntüye tekrar yansımış oldu. Gamze Nur. Bıraktı Meryem. Meryem Oymak. Bir başka 10 numara. Ayla Esen'in müdahalesi faul. Oyun devam ediyor bu arada. Hemen hareketlendirdi. Meryem Oymak. Circle'a çok yakın. Meryem arkadaşlarına baktı. Pas gelmedi. Faul düdüğü geldi. Sert müdahale karşısında. İzliyoruz. Meryem burada. İkinci pozisyonda faule maruz kaldı. Yine bir penaltı korner olacak. ...23 metre çizgisinde... ...içeride müdahale sonrası... ...o faul... ...penaltı korner getirdi ve... ...şimdi hazırlıklar yapılıyor. Bu üçüncü penaltı korneri olacak. Polis gücünün yakaladığı şu ana kadar... ...gol çıkmadı penaltı kornerlerde. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor polis gücünün. İşaret geldi. Sinem bu arada... Aslında Sinem çok tecrübeli bir oyuncu. O görevi de çok uzun yıllardır sürdürüyor ama neden sekti top? Bu arada yine top boşta. Fatma bir penaltı korner daha kazandırdı takımına. Fatma Songül. Biz pozisyonu tekrarını izleyelim. Bir ayakla temas daha yansıdı ki toplamda dördüncü penaltı kornerini kazandı polis gücü. Bu arada iki numaralı Kübra Güzelal da bir yeşil kart gördü. Alanya ekibi eksik oynuyor ilk kez. Demin top durmamıştı. Tahmin ediyorum ki düşündükleri organizasyonu tekrar yapacaklar. İşaret geldi. Sinem durdurdu. Fatma Songül'ün vuruşu. Yine bir penaltı korner. Yine bir ayakla temas. Üst üste penaltı kornerler. Bakalım gol getirecek mi polis gücüne? 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Gaziantep polis gücünün. Bu dakikalarda penaltı kornerlerle tempo düştü. Sinem durdurdu. Vuruş geldi Fatma'dan ama top dışarıda. Serpil. Fatma Songül. Görüntüye yansıyor. Evet. Kaleci. Sağ alt köşeye bırakmak istemiş. Bu dakikalarda Meryem'in içeriye dripliklerini oldukça sık görüyoruz. Yine bir penaltı korner kazandı polis gücü. Meryem Oymak aslında pozisyon içindeydi birkaç kez. Çıkış noktasında yine Gamze Nur Özkan yerleşti penaltı kornerde. Eksik savunma karşısında bakalım polis gücü bu penaltı korneri değerlendirebilecek mi? Altıncı penaltı korneri evet. Olacak. Normal şartlarda gole sevinmiş kadar tabii mutlu oluyor çok önemli evet. Çünkü eksik savunma karşısında gafil yakalayabiliyorlar. Rakibini. Gamze işareti aldı. Yine Sinem durdurdu. Yine Fatma bu kez pası aktardı. Perihan vuruş yaptı ama net bir vuruş gelmiyor. Bu penaltı kornerde de gol çıkmadı polis gücüne. 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor Gaziantep polis gücünün. Üçüncü çeyreği de ortaladık. Serpil Seval Türker. Görüntüye yansıdı. Alan Yıldızları'nda ikinci yarıda kaleyi devraldı. Senin güzellerden.
bu final toplarını tutamamaları Öykü'nün ve şimdiki pozisyondaki sporcunun maalesef hücuma gitmeye tehlikeli atak çıkartmayı engelliyor olan Yıldızlar adına. Yasin Hoca görüntüye yansıyor. Takımı 2-1 geride. Gol gerekiyor Alanya ekibine. Oyun durdu bu arada. İtirazlar sonrası Meryem'e bir uyarı. Maçın hakemi Çetin Demir üstünden geçirdiği için verdiğini söyledik Çetin Hoca. İzliyoruz pozisyonun tekrarını. Meryem'in itirazları uyarı getirdi. Hayla. Faul. Ali Esen hareketlendirecek yeniden. Yerden bir pas düşüncesi top sekti. Emine Bahçıvan ceza sahasında ve bir penaltı kornerde Alanya ekibi kazanıyor. Emine Bahçıvan aslında bu penaltı kornerin çıkması için uğraş verdi ve istediğini aldı. İlk yükselen top oyuncunun yüzüne doğru, vücuduna doğru hareket ettiği için çaldı hakem. Şimdi bu üçüncü periyotta Alanya Yıldızları'nın temposu çok düştü ama bir fırsatı yakaladı. Şimdi bu penaltı kornerden bir gol çıkartıp bu periyodu lehine çevirebilir. Maç oldukça aleyhine cereyan etti üçüncü periyotta aksiyonlar. Ece Şahiner'in 14 golünden 4'ü penaltı kornerden Ece gelmiş. Etkili, evet, etkili. Hem vuruşları hem filikleri etkili. Tuğçe Şahiner'in de 4 golünün 3'ü evet. Penaltı kornerden gelmiş. Kuzenler sırtlamış mı diyelim? Demek ki penaltı kornerleri en iyi şekilde değerlendirmişler. İki Tuğçe sporcu kuzen. Ece. Bu arada onu da belirtelim. Topu maçında Tuğçe Şahiner var. Bu arada çıkış noktasında tabii gol atma ihtimali düşük görünüyor. İlk çıkışı yapan oyuncunun. 6 kişilik oyuncu listesi bekliyor Circle'da. İşaret geldi. Ayla vuruş yaptı, savunma sektirmedi. Savunmada Gamze Nur Özkan. Oyun devam ediyor bu arada. Müdahale. Vuruş toparlarda. Evet, arka direkte Tuğçe Şahiner boş kaldı. Tuğçe'nin kulağını çınlattık. Bu penaltı kornerde ihtimal çok azaldı demiştik ama Tuğçe bu ihtimaller üzerine gol attı. Bizi de yanılttı ve durumu 2-2'ye getirdi. Çok ilginç. 6 penaltı kornerde gol bulamayan polis gücü tek bir penaltı kornerde kalesinde golü görüyor. Burada aslında müdahale geldi Gamze Nur'dan. İlk sonrasında içeriye orta Emine Bahçıvan, arka direkte bomboş kalan İki Tuğçe'de tane tipleme sonucunda evet. Vuruş yaptı ve topu ağlarla buluşturdu. Tabii burada Emine'nin de çıkardı. Yanılmıyorsam Emine çıkardı pası. Kalecinin olduğu yere değil penaltı noktasına doğru topu çıkartması önemliydi. İlk iç pozisyonda iki pozisyonda özür dilerim temas edememişti Öykü. Bu sefer teması kaçırmadı Tuğçe. Yine tehlikeli bir atak. Orada içeride bir tehlike. Bir penaltı korner bekledi o noktada. Özge Çalayır oyun devam etti. Meryem. Yerden pası yerini bulmadı. Durum 2-2. 40. dakikada yeniden dengeyi sağlıyor Alanya Yıldızları. Şu an avantajlı olan ekip beyaz formalı izlediğimiz Alanya ekibi bir beraberlik çıkarttığı takdirde kupayı müzesine götürecek, Antalya'ya götürecek Alanya ekibi kadınlar açık alan hokey mücadelesinde Süper Lig heyecanında. Emine bıraktı Ayla Esen. Ayla çizgiye bir pas ama bir penaltı korner beklentisi, oyun devam ediyor. Kaptanları çağırdı. Maçın hakemi Hüseyin Emin. Bu arada izliyoruz pozisyonun tekrarını. Her iki takımdan da aşırı itiraz gelince kaptanları ikazında bulunacak maçın hakemi. Takımları ikaz etmeleri gerektiğini onlara iletecek. Aksi tabii takdirde itirazlara kart çıkartacağını ifade etti. Heyecan kat sayısı çok yüksek ve artık zaman daraldıkça stres de artıyor. Evet. 18 dakikalık bir bölüm kaldı maçın bitmesine, şampiyonluk düğümünün çözülmesine.
Polis gücü kaçtı. Alanya Yıldızları kovaladı şu ana kadar ki. Geçen 42 dakikada Fatma doğru yerden oyunun hareketlenmesini istedim. Hızlı hücumda problem yok ama topun durmasında problem var. Meryem. Geriye oynadı. Gamze Zor. Gamze Nur. Şimdi yerden bir pas. Ayla karşıladı. Kontra atak. Ayla. Çok güzel pas geldi. Emine Bahçıvan. Emine Bahçıvan ama çerçeveyi bulmuyor. Öne geçme şansını değerlendiremiyor. Alan Yıldızları. İzliyoruz. Ayla'dan derinlemesine bir pas. Circle'da hareketlenen Emine. Kaleciyle geçmeye çalıştı ama burada çerçeveyi bulmayan bir temas. Oyna bak sen de. Elif Gizem. Top hala onda. Ayla. En geride arkadaşı Kübra'ya. Tuğçe. Kübra. Sol kanatta Elif Gizem. Baskı var. Özge. Perihan peşinde. Yine baskısı devam ediyor Tuğba Küperi'nin. Faul var. Top kaybı. Yeter Çelik şimdi hareketlendirdi oyunu. Ayla topu kaptı ve iki oyuncu arasında kaldı. Faul düdüğü geldi. Faul yapan Pınar Yılmaz. Ayla sağdan bindireni oyuncunun önüne atsa topu. Yanılmıyorsam Fatma vardı o tarafta. Atsa çok tehlikeli atak olacaktı. Üçüncü çeyrekte son anlara girdik ve durum 2-2. Yeniden denge sağladı. Alan Yıldızları ataklarında sıklaştırmaya başladı. Bu anlarda top kaybı. Az önce oyuna giren Fatma Ciğerli topu kaybetti. Meryem. Meryem Oymak iki oyuncunun stide yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Kübra'dan çok iyi çalın. Pasını aktardı. Özge topu kaybetti. Son anlar bu çeyreğin bitmesine. Yeter Çelik koşu yapamadı Meryem ve oyun durdu bu yerden. Arada. Evet Meryem. Bu itirazlar karşısında hakem her an birini cezalandırabilir. Pozisyonun tekrarını izledik. Farklı açılarla. İki oyuncunun da stiği yerde kalmıştı. Meryem Oymak kalkamadı. Sağlık ekibinin müdahalesi gerekecek. Bu dakikalarda Gaziantep Polis Gücü orta saha üstünlüğünü Alanya Yıldızları'na bıraktı. Etkili hücumlar çıkmaya başladı. Ama Alanya Yıldızları'nın etkili hücumları daha etkili hale getirmek istiyorsa topu elinden bir an önce çıkarmalı oyuncular. Bu arada ekrana geliyor Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan. Hemen sağ yanında da Alanya Yıldızları Başkanı Mahir Oktay var. Eğer maç bu şekilde sona ererse Alanya Yıldızları hanesine Süper Lig kupası kazandıracak. Ve bu arada kameraman arkadaşımız görüntüye yansıyor bu şekilde. Gerçekten inanılmaz bir sıcaklık var Gaziantep'te. Zaten güneşin etkisi kamera açılarında da fazlasıyla yansıyor. Yarın da özellikle bu bölge için meteorolojiden bir sıcaklara karşı uyarı geldi. Yani çarpma, güneş çarpmasına karşı uyarı meteorolojiden yansıdı. Umarız herhangi bir sıkıntı yaşamadan umarım biz de bu mesaiyi noktalayacağız. Şu ana kadar kazasız geldik. Umarım öyle de bitiririz. Oyun hareketlendi. Meryem'in tedavisi de kenarda devam edilecek. Meryem Oymak çok etkili bir isim polis gücü adına. Dediğim anda da 3. periyodun siren sesi duyuldu. 3. periyotta golü bulan Alanya Yıldızları dengeyi sağladı. Ve 2-2'lik skorla bir nevi avantajla gidiyor. Son 15 dakika öncesinde kenara Alanya Yıldızları ekibi. Tuğçe Şahiner golü atmıştı. Penaltı kornerden gelen golü tekrar izliyoruz. 40. dakikada top sekti. Emine Bahçıvan içeri çevirdi sert bir şekilde.
Sonrasında arka direkte bomboş kalan Tuğçe penaltı kornerin ilk çıkış noktasındaki yerini korudu ve golü attı. 2-2'lik skor yansıdı 3. çeyreğe. Bizler kısa bir aranın ardından yeniden buradayız. Yeniden sizlerle birlikteyiz ve artık son çeyrek için son hazırlıklar yapılıyor. 2-2'lik beraberlik yansıyor ilk 3 çeyreğin skorboarduna. Aslında bir nevi Gaziantep polis gücü kaçtı. Alanya Yıldızları kovaladı şeklinde geçti. 45 dakikalık bölüm ve bu denge, yani 2-2'lik beraberlik şu an için Alanya Yıldızları'nı şampiyon yapıyor. Evet, şimdi avantaj Alanya Yıldızları'na geçti. Bu Gaziantep polis gücüne bir stres yaratabilir. Bu arada Meryem'in de sakatlığı geçmedi, sahaya dönemedi. Bu da bir dezavantaj Gaziantep polis gücü için. Çünkü atakların genel başlangıcı Meryem'le oluyordu. Gamze zor, geri oynadı. Gamze Nur. Yerden gönderdi, karşılayan Elif Gizem. Top kaybı, Yeter Çelik. Gol lazım polis gücünün şampiyon olması için. Bakalım bu stres yoğunluğunu kim aşacak? En iyi yönetimi kim sağlayacak? Evet. Sinem yerden gönderdi. Sonradan oyuna giren Zeynep Ertaş hakimiyet sağlayamadı. İşte oyunun her anında oyunda kalmak çok önemli, istemek çok önemli. Şimdi 3. periyotta Gaziantep polis gücü 1. periyottaki gibi oyunun üstünlüğünü eline aldı ama golü Alanya Yıldızları yakaladı. Kaçan penaltı kornerler, dokunulamayan toplar. Top kaybı dediğim anda Zeynep Ertaş koşusunu bıraktı. Alanya Yıldızları kolay çıktı yarı sahasından ama Sinem kademede. Yine bir faul düdüğü. Yüksek bir top geldi. Fatma'dan top Perihan'da kaldı. Perihan önüne aldı. İki oyuncu arasında. Perihan Acar Circle'da. Son çizgide. Ama müdahale var ve penaltı korner. Evet, Perihan'ı birebir bırakırsanız tehlikeli olur ki yakına bir sıkıştırma da geldi ikinci oyuncuyla. Ama yine de oradan çıkmasını bildi. İzliyoruz. İki oyuncu arasında bu topu çıkarmayı başarıyor Perihan. Sonrasında penaltı korneri kazandı. 7. penaltı korneri olacak. Topu aşırabilseydi net bir gol pozisyonu vardı. Evet, bakalım nasıl bir taktik varyasyon göreceğiz. Yine topun başında. Topun başında Perihan. Gamze Nur. Pas da çıkabilir bu organizasyondan. Perihan Songül paslaşması çıkabilir. Direkt kaleye çıkabilir. İşareti bekliyoruz Çetin Demir'den. Bıraktı Gamze. Perihan şimdi soluna çekti. Perihan savunma yerini aldı bu arada ve yine bir penaltı korner. 8. penaltı korner olacak. İzliyoruz. Burada elinde çok tuttu Perihan ama yine de pozisyon aradı. Sonrasında vuruşu bir ayakla temas. Aynı pozisyonun tam tersi oldu hücum konusunda. Bu sefer Songül topun başına. Perihan sağ tarafa geçti. İşaret geldi. Fatma. Fatma Songül'ün atışı, top dışarıda. İzledik pozisyonun tekrarını. Sinem durdurdu. Sonrasında vuruş geldi.
ama gol gelmedi. 8 penaltı kornerde etkili bir şekilde kullanamadı Polis Gücü. Orada top kısa düştü. Yeter Çelik önüne almayı başardı. Yeter. Sonuna bıraktı. Fatma Songül içeri çevirdi ama Perihan koşu evet, yapmıştı. Orada Meryem sakatlığı düzeldi mi bilmiyorum ama yürürken, kenara gelirken seke seke geldi. Muhtemelen ilerleyen dakikaları sakat sakat devam edecek. Evet, sekerek girdiğini görüyoruz. Özge bıraktı taç atışını Elif Gizem'e. Yüksek bir top. Yeter topu aldı. Kovalayan Tuğçe Şahiner. O da top kaybı yaşadı. Fatma Songül. 3 oyuncu peşinde. Pasını aktarmayı başarıyor. Zeynep Ertaş. İçeriye orta. Meryem son çizgide. Kaleci kalede değil. Meryem pozisyon arıyor. Meryem hala top onda. Meryem içeriye çevirmeye çalıştı, kaleciden döndü. Oyun devam ediyor. Fatma Songül vuruşu top sekti. Ve yine bir pozisyon ve top ağlara gitti. Çok büyük Meryem, bir hata var orada. Çok büyük Meryem bir hata. Meryem Oymak golü buldu. Polis Gücü öne geçiyor. Az önce oyuna girdi. Sakatlıktan hemen sonra pozisyonu yakaladı. Yine son çizgide kaleciden seken top önünde kaldı. Vuruş aşırtma şekilde kaleye gitti ve ağlara gitti. Golü buldu. Polis Gücü izliyoruz. Kale arkasından görüntü bu şekilde. Kaleci Serpil Seval kaleyi terk etti. Sonrasında gelişen atakta Meryem Oymak savunmanın anlaşmazlığı iyi değerlendirdi ama. Serpil'in bu hatayı yapmaması gerekiyordu. Yani topu önündeki topu rakibin önüne servis etti. Bu da golü getirdi. Kenara doğru atabilseydi topu. İçeriye orta geldi bu arada. Alan Yıldızları şimdi gol arayan ekip. Çok ilginç. 3 kez öne geçmeyi başardı Polis Gücü. İtirazlar var bu arada. Maçtaki Hüseyin Emin yakın planda ve uyarıları. Hadi iki hakem konuşuyor arasında. Kararı gözden geçirecekler. Kararı değerlendiriyorlar. Evet. Penaltı korner. Zannedersem Çetin Hoca ikaz etmiş olabilir. Bir ikili bir diyalog geçti aralarında. Bu tip şeyler okeyde görmemiz çok normal. İki hakem arasında istişare edip pozisyonun doğru çıkabilmesi adına, doğru yorumlanması adına bir karar verebilirler. Verdiği karardan da dönebilir. Onun bir uygulamasını gördük. Bakalım şimdi hücum nasıl gerçekleşecek. Alanya Yıldızları penaltı kornerle dengeyi sağlamıştı. 2-2'lik beraberliği dengeyi penaltı korner golüyle getirmişti. Bir penaltı korner daha. Meryem Oymak kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti. Sakat bir şekilde o üçüncü golü haneye yazdırdı. Topun başında Tuğçe Şahiner. Beraberliği sağlayan Tuğçe yeniden bir penaltı korner kullandı. Vuruş geldi Ayla'dan, savunmadan sekti ve Fatma Songül uzaklaştırıyor. Bu arada Fatma Songül'e bir kart mı çıkacak? Aileye çıkabilir çok aşırı itirazdan, evet. Hüseyin Emin. Ayla Esen yakın planda. Ve yeşil kart görüyor. 2 dakika Alanya ekibi eksik kalacak. Tuğçe yerden bir pas. Sinem karşıladı. Oyun devam ediyor bu arada dediğim anda. Bir penaltı korner daha. Ece'nin de etkili penaltı kornerleri söz konusu ama penaltı korner alanına hiç gitmediğini görüyoruz. Neden geri planda kalıyor ve hücum içerisinde değil anlamış değilim. Pozisyonun tekrarı görüntüde. Üçüncü penaltı korneri olacak Alanya ekibinin. Maçta artık son 10,5 dakika ve kritik anlar. 3-2'lik skorla Polis Gücü önde. Kübra geçti topun başına. Pas da verebilir. Kendi de vurabilir. Tuğçe hareketlendirdi. Kübra pasını aktar. Tuğçe'nin vuruş evet. Topağlarda. Çok güzel bir organizasyon. Alan Yıldızları yine
Tuğçe Şahiner'le dengeyi sağlamayı başarıyor. Avantaj bir o tarafa bir bu tarafa. Bakalım kim göğüsleyecek en sonunda. Maçta yeniden denge var. 3-3'lük beraberlik. Polis gücü kaçtı. Alanya Yıldızları kovaladı. 3 kere beraberliği sağladı Alanya Yıldızları. Bu dakikalarda Alanya Yıldızları savunma güvenliğini bırakmadan saha içerisinde yerleşimini alabilir. Bir o kadar da Gaziantep polis gücü hücuma daha dönük oynayacağı için savunmada açıklar verebilir. Orada Fatma Songül bir faul bekledi ama oyun devam ediyor. Şimdi golü arayan polis gücü olacak. Sinem Yalçın çok iyi döndü. Boşluk buldu. Yerden pası. Meryem çok hızlı değil tabii. Koşu çok zor yapıyor. Buradan görebildiğimiz kadarıyla Meryem Oymak. Evet. Golü izliyoruz biraz bu arada. Dengeyi sağlayan gol yeniden Tuğçe'nin stiğinden çıktı. Burada aslında golün yarısı Kübra Güzelal'a yazılması lazım. Arka direkte pası aktaran evet, Kübra'ydı. Burada önemli nokta Tuğçe'nin enjektörlük yaptıktan sonra penaltı kornerin aksiyon alanına girmesi çok önemli. Girdi, pozisyonu dönen topu gördü, kokladı ve tipledi ve gol oldu. Tuğba Yerlikaya koşu yaptı ama Gamze Nur daha yakın. Oyna gördüm atışı var. Evet, ilk pozisyon. Elif Gizem. İzliyoruz. Burada bir faul. Avantaj kullanıldı. Sonrasında gelişen avantajla beraber kaybolunca atak. Hücum yeniden polis gücüne geldi. Yeter. Takımlar yerden içeri sert bir orta. Yakalayamıyor Meryem. Çok net bir fırsat gelebilirdi polis gücü adına. Meryem Oymak. Bu arada yerde Kübra Güzelal. Bir sakatlık yaşıyor. Alanya Yıldızları'nın savunma oyuncusu az önce asisti yapmıştı. Alanya Yıldızları bu dakikalarda yarı sahasında kabul edecek gibi görünüyor. Mücadeleyi çünkü 3-3'lük beraberlik kupaya götürecek Alanya ekibini. Çok arkaya yaslanır, gömülürse bu da tehlike yaratabilir. Orada bir panik halinde penaltı korner çıkabilir, karambol yaratabilir. Bir stres üretebilir takım orada. O yüzden çok geriye yaslanmadan biraz önde kalmaları gerekiyor. Fatma Songül'den itirazlar. Reaksiyon şu an gösterecek. Görüntüye yansıyan pozisyon sonrası. Evet. Fatma Songül Gültekin tepki gösterdi. Bu arada oyun devam ediyor. Boş pozisyon topağlardan Perihan. Söylemek istediğim buydu. Yeniden öne geçmeyi başarıyor. Polis gücü Perihan Çınar. Bomboş kalan topta doğrudan kaleyi gördü ve gol attı. Burada da bu golün yarısı yeterçiliğe yazılabilir. Tabii yaklaşık bir 10 metre Perihan hiç kimseyle karşılaşmadan top sürdü ve lift pasla içeriye top attı. Devamında yine önüne düştü top. Yeniden öne geçiyor Gaziantep polis gücü. Kalan son 6 dakika. Faul pozisyonu görüntüde. Alanya'da iki tane oyuncu ceza sandalyesinde bu arada. Bu da son dakikaları dezavantaj. Evet. Şimdi de Gaziantep'ten bir oyuncu sarı kart gördü. Sarı Fatma kart. Songül oyunu tamamladı. 5 dakika eksik oynayacak Gaziantep polis gücü. İki oyuncusu da kenarda Alanya ekibinin, bunu da aktarmış olalım. Ece. Top kaybı. Perihan. Birebir kaldı. Perihan arkada çok kolay oyuncu geçti. Perihan Çınar top hala onda. 4 oyuncuyu peşine taktı. Perihan hala onda top. Circle'a sokulacak. Yerden müdahale Kübra. Ece Şahiner'den. Oyun devam ediyor. Perihan circle dışında bir 5 metre sürmeden içeri attığı için.
Her iki takımın oyuncuları da tabii oyundan düştüler. Performansları düştü bu son dakikalarda. Evet, öyle sıcağında da evet, bu oyunu oynamak gerçekten. Evet, çok zor. Bir de cezalı 3 oyuncu var kenarda. İkisi Alanya Yıldızları'nda, biri Gaziantep Polis Gücü'nde. Tuğba geri oynadı. Ece Şahiner yükseltmeye çalıştı ama bir şanssızlık. Orada koluna geliyor Pınar Yılmaz'ın. Maçta artık son anlara giriyoruz. 4-3'lük üstünlüğü var. Gaziantep Polis Gücü'nün Alan Yıldızları karşısında. Yüksek bir top geldi. İndirdi Pınar Yılmaz. Pınar çizgide çıkarmaya çalıştı ve penaltı korner geldi. Penaltı korneri kazandı aslında Pınar Yılmaz da. Son çizgide Pınar burada ikinci çalım yaptı. Vücut teması son, Elif Gizem'den. Son drag çekişi özellikle etkiliydi. Önünü boşalttı. Orada Kübra çok güzel alın cezası sona erdi. Çok az da süre kaldı. Eğer gol olursa. Çok önemli bir avantaj yakalar Polis Gücü. 9. penaltı korneri olacak Polis Gücü'nün. Şu ana kadar golle sonuçlandıramadı hiçbir penaltı korneri. İşaret bekliyor Gamze Nur Özkan. Sinem Yalçın yine stoperde. Perihan da topun başında. Perihan gönderdi. Vuruş direkten döndü. Orada bir kaleci müdahalesi var. Oyun devam ediyor. Meryem. Meryem şutu çıkardı ama savunma uzaklaştırıyor. Savunmada Kübra. Ece Şahiner yakın planda görüntüde. Perihan. Müdahale Elif Gizem'den. Oyun devam ediyor. Perihan dönmeye çalıştı. Faul. Çok kısa Perihan'dan da bahsetmek istiyorum. Yaklaşık 6 ay önce bir bebeği dünyaya geldi. Yani o zamandan bu zamana kendini toparlayıp sahaya çıkaracak seviyeye gelmesi de onun adına önemli bir başarı bence. Oyun devam ediyor bu arada. Müdahale Perihan'dan. Ece Şahiner pozisyon içindeydi. 4-3'lük üstünlük Polis Gücü'nün. Son 5 dakikaya girdik artık. Uzaklaştıramadı Elif Gizem. Yeter. Geri oynadı. Sinem. Perihan. Her iki ekipte birer kişi eksik oynuyor. Yeter şimdi. Sol kanatta. Topu sürmeye çalıştı. Pınar Yılmaz. Tutamadı. Yine bir top kaybı. Yeter Çelik. Müdahale savunmada Tuğçe Şahiner'den. Bir kart çıktı. Kartı gören Tuğçe Şahiner oldu. Yeşil kart. 2 dakika eksik oynayacak. Alan Yıldızları 2 kişi eksik oynayacak. Tuğçe Şahiner'in bu kartı sonrası. Gamze. Gamze Nur Rıska geçti. Faul. Gamze Nur da kart gören isimlerden biri oldu. Gamze Nur Özkan, o da 2 dakika kenarda olacak. Yeşil kart gördü. Her iki ekipte ikişer kişi eksik. Son anlarda artık yorgunluklarla beraber gelen kart cezaları. Son 4 dakika. Kaldı. Sörkun'un içinde bir oyuncu göremedi Fatma. Görebilseydi. Fatma Ciğerli. İçerideki oyuncuyu göremedi. Evet. Yalnız başınaydı. Savunma oyuncusu da yoktu yanında. Top doğrudan kaleye gittiği için gol yeri kazanmadı. Sert bir orta geldi. Ayla Esen'den bir yansıtma düşündü ama içeride kimseye dokunmuyor.
Özge Çalayır için çok sert bir toptu. Ve bu gol ağlarla buluşan top gol yeri kazanmadı. Kübra Güzelal elinden kaçırdı. Pınar Yılmaz şimdi sağına çekti. Yerden pası. Meryem Oymak. İçeride koşu yaptı. Tuğba Küpeli. Circle'a sokulacak ama pozisyonunu, açısını kaybetti. Topu alanda tutamıyor. Genç oyuncu, çok tecrübesi yok. Bu maçlarda pozisyon bilgisi çok üst düzeyde değil. Yoksa sonuca gidebilecek önemli bir pozisyondu. Son 2,5 dakika artık maç için. Kupa için çok az bir süre kaldı. Gaziantep polis gücü üstün. 4-3'lük skor yansıyor. Perihan Çınar. Yine uyarılar yansıyor. Son anlar, gerginlik, yorgunlukla beraber farklı uyarılarla Hüseyin Emin oyuncuları. Bu esnada Gaziantep Alanya Yıldızları hokey kalecisini aldı ve bir oyuncuyla orayı takviyeli yaptı. Yani şu an 11 tane sporcu var sahada ama kaleci yok. 11'i de oyuncu. Oyuncu, evet. Sporcu. Tuğçe Şahinler'in de cezası dolmak üzere. Kaleyi tabii boşalttı Alanya Yıldızları. Son anlarda artık son şanslar kupa için. Son 2 dakika bizim kronometremize göre. Perihan yükseltti. Fadili geldi. Ayla. Top sekti Perihan'dan. Oyun devam ediyor. Engelleme ve kart çıktı. Ayla Esen. Ayla itiraz etmekten oyunda kalamadı maalesef. Ama 2 dakika tecrübeli bir oyuncunun bu hatayı yapmaması gerekiyor. Olabilir, hakem görmemiş olabilir. Eksik kalarak takımı... İçeri bir orta. Kale boş bu arada. Circle'da Meryem topla bulursa golle burun buruna gelecek ama olmadı. Oyun devam ediyor bu arada ama bir top kaybı Alanya Yıldızları için artık son şanslar. Son 1 dakika 15 saniye. 4-3'lük üstünlük Gaziantep polis gücünde. Meryem. Gamze Zor. İkiliyi düşündü, olmadı. Kademede Gamze Nur Özkan ve Sinem. Kaleci Fatma Nur Çile kadar geldi ve onun kontrolüne dışarı gidiyor. Son 1 dakika ve daha da az bir zaman. Eğer skoru böyle şekilde koruyabilirse polis gücü, evet, kupaya uzanacak. Kübra hareketlendirdi oyunu. Çok kritik anlar. Son şanslar artık. Büşra Akın yerden gönderdi. Tuğçe Şahiner içeri ortası. Savunma yerini aldı. Bir faul düdüğü var. Maçın artık son anları. Bir ceza daha gelecek. Sarı kart. Sarı kartı, evet, gören Yeter Çelik oldu. Hemen kenara geçti Yeter Çelik'te. Tuğçe Şahiner topu öyle başında. Öyle bir anki gol yakaladığı zaman tamamen kupa gelecek belki de. Yani. Tuğçe işareti aldı. Circle oldukça kalabalık. Pasını aktardı ama kimse yok Tuğçe'nin gönderdiği yerde. Yaptı. Ve artık son siren sesi bekleniyor. Ve o son siren sesi geliyor. Kazanan Gaziantep polis gücü. 4-3'lük skorla Hanes'e bir iş puan daha yazdırdı. Çok ve müzesine kadınlar hokey Süper Lig kupasını götürüyor. Gaziantep polis gücü kazanıyor. Alanya Yıldızları üzülüyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor Gaziantep hokey sahasında. Ev sahibi Gaziantep polis gücü 4-3'lük skor yakaladı. Alanya Yıldızları'nda yakın planda görüntüde görebildiğim kadarıyla Kübra güzel aldı. Evet, çok önemli bir avantaj yakalamıştı Alanya hokey ama olabilir. Evet.
Alanya Yıldızları'nın bençi görüntüde. Aslında bir tarafta sevinç, bir tarafta üzün. Sporun içinde var bunlar. Galibiyet, mağlubiyet. Son dakikada attığınız golle son saniyelerle şampiyonluk gelebilir, kaybedebilirsiniz. İyi, dostluk içerisinde geçen fair play çerçevesinde bir maçtı. Her iki takım da Avrupa Kupası'nda ülkemizi temsil edecek. Bu önemli bir kazanım bizim için yani. Tebrik ediyoruz. Ben de bu vesileyle tüm emeği geçen başkanlara, sporculara, ailelere, TRT Yıldız çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz hocam. Golleri izleyelim. Toplam 7 gol izledik. Gerçekten çok tempolu başladı. Ve sonrası da geldi aslında. Gaziantep Polis Gücü hep öne geçen taraftı. İlk gol ilk dakikada geldi. Meryem Oymak açılış yaptı. Durumu 1-0'a getirdi aslında burada. Fatma Songül'e de bir parantez açmak ve asistin hakkını teslim etmek gerekiyor. Gaziantep Polis Gücü öne geçti ama sonrasında Fatma Ciğerli sahne aldı. Topu önünde buldu, golü attı, dengeyi sağladı. Durum 1-1 oldu 21. dakikada. İlk yarı bitmeden tekrar öne geçmeyi başarıyor Gaziantep Polis Gücü. Deneyimli isim Perihan Çınar'la burada circle'a kadar soktu topu. O yay içerisinde sağına çekti, vuruş yaptı ve ilk yarıyı 2-1 önde kapattı Gaziantep Polis Gücü. 5 dakikalık araya avantajla girdi ama sonrasında yeniden dengeyi sağlamayı başarıyor Alanya ekibi. Tuğçe Şahiner arka direkte bomboş kaldı. 40. dakikada durumu 2-2 yaptı. Pası aktaran Emine Bahçıvan ve golü atan Tuğçe'ydi. Yine Alanya Yıldızları ekibinin savunmada bir anlık anlaşmazdı. Sonrasında fırsatı kollayan Meryem Oymak sakat oyuna girdi. Sonrasında yeniden takımın öne geçirmeyi başardı 49. dakikada. Fazla sevinemedi Polis Gücü çünkü bir dakika sonra yeniden sahne alan Tuğçe Şahiner penaltı kornerde golü buldu. Durumu 3-3 yaptı. Son sözü söyleyen Perihan Çınar oldu. Maçta son 6 dakikaya girilirken Polis Gücü toplamda 4. kez öne geçti ve bu sonuncusu oldu. Bu skoru korudu Polis Gücü, hanesine bir kupa daha yazmış oldu. Erkeklerin ardından yeniden kupayı müzesine götürmeyi başarıyor. Kızlar da Polis Gücü ekibine bir kupa kazandırıyor. Alanya Yıldızları üzülüyor. Tabii onlar da kupaya çok yaklaştı. Belki müzesine götürmek adına da önemli bir adım kalmıştı ama o adım gelmedi. Son beraberlik şansını değerlendiremedi Alanya Yıldızları ekibi. Ve artık bizler de yavaş yavaş vedaya geliyoruz. Polis Gücü 4, Alanya Yıldızları 3. Maçın skoru kupayı kazanan kadınlar da Türkiye açık alan hokey Süper Ligi'nde Polis Gücü oluyor. Biz de artık vedaya geliyoruz. Yönetmenimiz Atakan Çalışkan özeline tüm TRT ekibi arkadaşlarımız adına teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sayın Sadık Karakan, Genel Sekreteri Taylan Mert ve tabii organizasyondan sorumlu arkadaşımız, adaşımız Ahmet Onur Albunar'a da teşekkür ediyoruz. Ve en özel teşekkür yine Teknik Kurul Başkanı, bizi 2 haftalık mesaide yalnız bırakmayan Mustafa Çakır olacak. Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli, güzel maçlar izledik. Ağzınıza sağlık. Umarız devamında gelecek. Salonda İnşallah. Da yine görüşmeyi umuyoruz ve veda ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. TRT Yıldız'da kalın, hoşçakalın. Sağlık. Evet, tatlıya geliyorlarmış, ben gelmiyorum ya.